Yağmur, sen samimi görüyor musun Volkan'ı, enişteni? Şu an sanki karşımda bambaşka bir insan konuşuyor. Öyle mi? Evet. Neden bambaşka bir insan konuşuyor? Yapısı gereğince, konuşma tarzı, ne bileyim yani şu an cidden hani konuşan o olduğunu bile sanmıyorum. Volkan değil mi ya? O kadar diyeyim. Volkan, Volkan bambaşka, bambaşka biri. Yani size aslında ben başka biri değil, kendisini iyi göstermeye mi çalışıyor Volkan? Evet. Şu an evet. Aa, peki yani sen eşini dövdün mü hiç Yaprağı, kızlarını Volkan? Ben kendimi iyi göstermeye çalışıyorum. Sizin ekip benim yanıma buraya geldi. Ne kötülüğümü gördüler. Ya ne şiddetimi gördüler. Ya, bana şey ya Volkan, şunu söyler misin? İyi davrandın, teşekkür ediyoruz da. Ama çok ciddi bir durum söz konusu. Sen eşini dövüyormuşsun, şiddet uyguluyormuşsun. Onu duydun mu? Yaptın mı böyle bir şey eşine sen? Yapsaydım yatak yanında niye duruyor? Ya, yani bazen maalesef kadınlar... Çocuk alet ettiğini şey duruyor. Neyle? Evet. Neyle? Çocuk alet tehdit ediyor. Çocuklarıyla bir de bizden tehdit ediyor. Ha, çocuklarla ve sizle tehdit ediyor. Çocuklarıyla tehdit ediyor. Öyle bir mi? Zaman anneme söyler misin tutması gerektiğini lütfen? Annem benim diyaloğuma karışmasın lütfen. Ben kendim konuşmak bir karışma bir yağmur. Annemi tutulu buluyorlar. Söyle Yağmur. Söyle canım. Didem ablacığım, ben oraya gittim. Kıza bir şekilde anlatıyorum. Hı hı. Ablamın yanında bir buçuk ay kaldım. Her şey kendi gözümle kendi şahit oldum. Ve ben oradan geldikten sonra panikatak hastası oldum. Ve kalbime bu şekilde tetiklendi. Ne yaşadın panikatak ki orada? Ablanın evinde ne yaşadın? Didem ablacığım, kendini benim yerime ufak bir şekilde koyabilirsin. Sadece burada hani lanse etmek istemiyorum ama... Tamam, koydum. Sen ablanın evine gidiyorsun. Ablan çökmüş bir durumda. Zaten az çok anlıyor, anladınız mı? Hani size verdiğim fotoğraflarla kendi şu anki hali çökmüş bir durumda. Ablam gidiyor oraya. Eniştem işe, Volkan Bey işe gitmesi gerekiyor. Volkan Bey kalkıyor, bekliyor. Saltanat Hanım geliyor. Volkan Bey gidiyor. Volkan Bey geliyor, Saltanat Hanım eve gidiyor. Yapma. Hiçbir şekilde yaptıraksınlar. Evet. Hiçbir şekilde. Ve Volkan Bey'in temizlik takıntısı olduğunu biliyor muydun? Yok yani sen... Bu yüzden ablamın kaç defa dayak yediğini. Temizlik takıntısı. Ben kutluyorum ama benim de şu an hani bir garantim yok, anladınız mı? Bana da zarar verebilirler. Allah korusun, yapamazsın. Volkan Bey'in tarafından bahsetmiyorum. Onlardan hiçbir şekilde hani evet şu an kötüyüz ama o durumda olacak insanlar değiller. Hı-hı. Ama şu an ben bunları anlatıyorum diye karşı taraftan ya da başka bir taraftan hani zarar görebilirim her an. Yani nöbetleşe başında bekliyorlar evet. Ablanın. Evet evet. Temizlik hiçbir takıntı. Şekilde ablamla beni yalnız bırakmıyorlardı. Temizlik takıntısı yüzünden de. Evet, ablam bir... Yerleri kendi elbiselerdi benzerle. Her tarafı, bütün köşeyi böyle eğilir. Evet, evet. Temizlik takıntısından kastın ne yani? Evet. Bu mudur yani başka temizlik takıntısı? Nasıl söyleyeyim size? Şu şekilde söyleyeyim. Kavga tartışmak etmek için bunu bahane buluyordu. Yani bahane buluyor yani. Aslında o da evet. Yani Volkan'ın çok da fazla Yaprağı sevmediğini söylüyorsun sen de yani. Ben sevdiğini düşünmüyorum. Oo. Volkan... Evlenmek istedi ve evlendi. Evlenmek istedi ve evlendi. Evlen. Evet, tek amacı evlenmek bence. Volkan öyle mi? Volkan öyle mi? Volkan duydun artık mu? Artık şunların konuştuğu kelimelerde artık bir şey anlamıyorum gerçekten. Çok kötü günlerler, çok şeyler. Yani yanlış günahsız. Acaba diyorum bu sonuçlar bittikten sonra benim yüzüme nasıl bakacaksınız? Bu kardeşinizi bu kadar kötü düşürdünüz. Bu kadar sıkıntı yaşattınız. Bak, ben hiçbir şekilde ablamı düşünmüyorum. Benim ablamı düşecek bir durumu yok. Bak, ben iş yerindeyim. Eşim tek ya. Elinde telefonu var. Neden nöbetleşme? Annem tarzda, eşim tek, ben işteyim. Bu insan her türlü her şeyi yapamaz mı? Bu nasıl bir cümle? Telefonu yerinde. Allah bir sana görmüyor. Nasıl yalansız? Bir dakika, arkadaşlarım bir şey söylediler. Söyleyin arkadaşlar. Söyle Özgür. Tamam. Devam edelim. Peki. Tamam arkadaşlar. Bilgi geldi de. Sormak istiyorum size. Söyle Yağmur. İzniniz olursa. Söyle. Ablam neden evden kaçtı? Kaçtı mı? Evet. Evet, eczaneye kadar kaçmış, tutmuşlar ablamı. Ablam kendi diliyle bana eczaneye söyledi. Eczaneye kaçıyor, eczanede tutuyorlar. Komşu da bunu dile getirdi. Eczaneye kaçmış, evden kaçıyor, eczaneye orada tutuyorlar ablamı. Öyle mi Volkan? Söyleyebilir miyim? Söyle Volkan. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii her şeyi söyle. Madem ben kötüyüm, tamam, çok tamam. Kötüyüm. Kızlarına dövüyorum. Abi gelip o zaman kızını alsın gitsinler. Tamam. Kızını alsın boşanıyor. Gitsinler. Aa, hemen tamam, vazgeçtin. Bak. Hemen vazgeçtin. Boşanıyorsun hemen. Ne yapayım? Ne yapayım? Bak. Ne yapayım? Rezil oldum. Bunlar rezil oldum. O zaman görüşseydin benim düşmanlığım, Volkan. Benim düşmanlığım kalmadı. Hakaretliğim kalmadı. Ya nasıl bir insanmışım bunların gözünde? Duydum sen de zamanında bize çok çektirdin. Sana insan gibi kapına geldik. Peki, ablamla konuşmak istiyorum dedik. Ablamı kaç defa kovdun? Kaç defa annenle babamı kapından kovdun? Diyorsun ki neden aramadı? Ben Anju geçirdim. Anju geçirdiğim halde ablamı aradı. Saltan bana ne senin Anju geçirdin ben de kardeşim? Dedi ki bak işte böyle insanlar. Şu an gerçekten bana ne ya? Bana ne?
Ama bak şu an benim açıklama yapıyorum. Benim işim gücüm yok, sen ne bana ne ya? Benim neyimsin, bana ne? Tamam, dinleyebilir misin şu an? Ben sen niye dün beni aradın? Madem öyle dün beni niye aradın? Dedim biz reziliz, siz rezil edeceğiz demedin mi? Kardeşim o zaman görüşte şey, rezil olma Volkan. Allah Allah ya. Ses falan da çıkartabilirsiniz. Bir hataları varsa da söyle. De ki böyle insanlar, şöyle insanlar varsa ben de öğrenmek istiyorum gerçekten yani. Ömer Bey gerçekten kızına kötü davranıyorsa, şiddet uyguluyorsa. Hayır, gerek yok. Ben öyle şeyler konuşmuyorum. Gerek yok. Ben onlar kötüdür. Ben o kadar kötü olmam. Konuşmanız gereken bir şey yok ortada. Duydun tamam, mu? Konuş. Bana göre 7 seneden doğrudur. Beri, 7 tamam, seneden beri annemle babama çektirdiğinizi cidden bu zamana kadar sustum. Beni hasta ettiniz. Hani kafa kaçırsa oldum sizin yüzünüzden. En ufak şeyde bayılıyorum. Hı, ablam belli için, o ablam çık diye her şeyi kendi gözümle gördüm ben. Ne olmuş haline? Şey halinde ne varmış? Bir şey demiyorum sana. Tamam. Neyse gerekenizi yapın. Bildiğini anlat kızım, anlat. Nasıl yapmak için söz yapın. Ben bir şey ettim yok. Ben sadece çocuğumu görmek için. Benim amacım bir şey gelip yuvayı yıkmak değildi. Senle karın mı? Sen 7 yıldır seni arıyorum gelmiyordun. Diyordum çocuğum var doğum yapmış. Diyordun ki bana ne kapatıyordun ya telefonu. Yağmur sesini açın. Yağmur sesini açın. Yağmur, yağmur konuş. Siz bir susun da Yağmur konuşsun. Yağmur sen konuş canım. Sen mi aradın babamla annemi? Annem aradı. Annen aradı. Desin yalandır. Söyle yalandır. Desin yalandır. Senin annen peki, senin annen peki aradı. Babamla anneme ne dedi? Geliyorsan ne sen gel, annesini getirme demedi mi? Evet. Ben size nasıl güvenip babamı gönderebilirim? Bize mi? Evet, size nasıl güvenip babamı gönderebilirim? Onca laf söylüyorsunuz, onca küçümsüyorsunuz, onca kavga ediliyor. Ve ben babamı annemi tek başına göndereceğim sizin oraya. Nasıl gönderebilirim? Geçen geldi. Neden çağırmadın, almadın, almayacağım dedin, kovaladın babam kapının önünden. Seni kaç defa aradı? Benim abim karnı beline yapışmıştı. O durumdayken sizin yanınıza gelmek istediler. Hastaydı benim abim. Açmadınız kapılarınızı. Ablam kötü dediniz. Gelmiyordu. Ne zaman çağırdınız ya? Ne zaman çağırdınız? Babana söyle, babana. Peki biletini Volkan diyordu ki keseceğim, gel burada gel. O izninde burada ben yanımda kal. Ben babamla hiçbir şekilde öyle kalma bulunmasın. İsterseniz Didem Aslan'da siz de 7 senelik şeyleri, ses kayıtlarını falan çıkartabilir. Arama kayıtlarını da çıkartabilir. Hiç problem değil. Ben kendime bu kadar eminim. Tamam çıkarsın. Babana söyle, baban niye bilmiyor? 7 seneden beri kaç kere aramışsın babamı? Aramadım doğru, ben niye arayayım ki? Niye arayacağım, doğru diyorum. Diyorsun ki arıyorum diyorsun ya. Niye arıyorum sadece benim anne. Sürekli sağlığına tanım ve şerobe ediyorlar. Kalın dediği şerobe canı isterse açıyordu babamın telefonu, ben oradayken adı küfür ettiğini kendi kulaklarımla duydum. O küfürü benim haddime eğmez söylemeyi burada. Kendime yakıştırmam. Bak Volkan az önce benim Yağmur. Babam, bir dakika, bir dakika. Ya, Yağmur bir saniye. Çeyrek altını aldı, küpe yaptırdı. Ha, evet evet evet. Ne haklı bunu söyleyebiliyorsunuz ya? Benim babam yokluk içinde size varlığı yaşattı. Sizin sırf kazı seviyorsunuz diye benim babam kendi kapısının önünde kaz bakıyordu. Bize yedireceği şey kaza yem alıyordu. Sırf yaprak orada rahat etsin diye. Yaprak onlar bize yapıp onları yapalım diye. Didem Hanım çok şeyler var da. Hani yuvalar bozulmaz. Sırf yaprak kaz etsin diye kaz besliyordu. Benim çocuğum hani ben onun kendi içimden geldi. Konuşma. Ben kendi içimde. Ben evimde ne yersem çocuğum da onu yesin dedim. Tamam. Volkan hani bak, bakma mağrımdan değil. Baldız'ın neler söylüyor diyor ki benim babamı diyor ve bizi ne hakla üzüyorsun diyor. Doğru. Ne günah var ya. Didem abla tamam, bak. Doğrudur, doğru. Sana açık açık söylüyorum. Benim annem her şeyin üstesinden gelebilecek bir kadın. Tamam doğrudur. Abim yoğmakla yattı. Annem kaldı. Babam çalışıyordu. Alıyordu gidiyordu. Benim abim iki kere benim gözümün önünde beyin kanaması geçirdi. Ben abimi o şekilde gördüm. Peki ne istiyorsunuz benden? Onu söyler misin? Sende bir şey istediğiniz yok oğlum. Sen de istediğiniz yok. Babamdan bir insan gibi. Babam benden insanmış gibi davranmanı istiyorum. Karşındaki insan varmış gibi davranmanı istiyorum. Sadece bu. Ve ablalarını görmek istiyorlar. Bozmaya hakkı yok. Ve benim annem hiçbir zaman hiçbir şekilde böyle bir kişiliğe sahip bir insan değil. Yoksa amacım evet, benim annem kendini ezdirmez babam gibi. Ciğerli bir insan değil. Annem kendini tamam, ezdirmez. Tamam ben sana şunu söylüyorum. Benim diyorum ki var. Tamam. Tamam söylüyorum diyorum ki babana söylüyorum. Babana söylüyorum. Bana babana söylüyorum diyorum ki benim kızının yuvasını dağıtmak istemiyorsun ya diyorsun ya bana. Evet. Gelmişim buraya yuva dağıtmaya ama. Ben de diyorum ki sen kimse buraya yuva dağıtmaya gelmedi. İnsan gibi bir şey ya bir dakika bir daha bir şey söyleyeceğim ya. Ya çok özür dilerim Volkan. Çok özür dilerim yani. Ben de böyle yuva yıkmaya meraklı bir şeyim. Programcıyım. Benim işim gücüm de yuva yıkmak. Bunlar da buraya gelsinler. Siz, kardeşim diyor ki yuvanızı yıkmak istemiyoruz. Ama biz kızımızla da görüşmek istiyoruz. Torunlarımızı görmek istiyoruz. Bak bir daha duysun lütfen. Yuva yıkmak istiyor musun? Hayır ben zaten buraya gelmeden önce Didem Hanım. Bak, Allah Allah Volkan'a... ya.
damadıma kendim söyledim. Ben buraya gelmem madem öyleydi. Tamam baba ben gelip seni alayım. Anladın mı? Beni? Bak ne onların öyle bir amacı var ne de benim öyle bir amacım Allah var. Allah da şahittir yani. Ha, ben hani sen mı? Bakmıyorsun. Allah Allah aç bırakmışsın. Ya. Evi yok, barkı yok. Bir kelime yaptın mı? Şöyle yaptın. Ben sadece dedim gelin çocuğumu göreyim. Seni aradım. Sen bana ne dedin? Hı-hı. Yalan mı söylüyorum ben? Hayır canım niye yalan niye gelmedin doğru. O zaman oğlum? Niye baba doğru. Ben geliyorum veyahut amca ben geliyorum bekle seni alayım. Neden demedin? Ben sana demedim mi geliyorum? Ne zaman dedin ne dedin ilkin konuştuğunda sen geldim, ne dedin? Konuştuğumda geliyorum demedin ben mi? Ben senden izin mi alacağım? Bekledim orada 2 saat ben konuşabilir miyim lütfen? Konuş lütfen tamam sen konuş Yağmurcuğum. Benim babama geliyorum dedi. Babam 3 saat boyunca o yağmurun altında sırılsıklam oldu. Ama ne diyeyim be? Bunlar nasıl vicdanın ev? Ya sadece sen değil bak yok mu ya? Benim annem de baba şey baba eve geç diyebilirdin. Senin baba, bir tane abin ben yokum var. Eve geç diyebilirdin. Bir dakika bir an. Anladın hem mı? Hem çağırmışsın hem yağmurun altında bekletmişsin Volkan. Sırılsıklam ya benim babam bundan hiçbir nark etmedi. Babam cidden size hiçbir kötülük yapmadı. Benim annemin de suçu ne biliyor musunuz Didem Hanım? Hı. Ablama dedi ki benim ablam onları yaramak için bunları hepsini anlattı ki zaten sadece ablam değil bunu herkes konuşuyor. Birincisi benim annem dedi kızım bak dedi sen 16 yaşındasın. Sonra pişman olup bana ah anne ah baba deme dedi. Sen 16 yaşındasın senin gizli dozma çağın dedi. Bak baban dedi daima senin arkanda. Gözün içine bakıyordu babam cidden bizi yıpratıyordu babam onu asla. Duydun mu Volkan? Dedi ki gözünün içine bakıyordu dedi ki kızım bak dedi. Böyle böyle dedi o adam bu yaşta dedi senin gizli dozma çağın dedi. Adama diyeceksin ki kalk gezelim. Sana diyecek ki otur yerine. Nereye geziyorsun? Kıskanıyor. Ya Didem abla cidden bak anlatamayacağım derecede bir güzeldi ablam. Yani cidden çok güzeldi kızım. Öyle mi? Yani... Ablam benim çökmüş çok güzeldi Didem abla. Canım benim ya. Cidden çok güzeldi ve ablam çökmüş. Ya şeyi sorsana Didem abla mesela ablam neden nefes alamıyor? Neden sürekli hastaneye gidiyor bu yüzden? Nefes alamıyor çünkü mu? Çünkü travma yaşıyor. Evet hastane kayıtlarına bakabilirsiniz. Haberim yok. Nefes alamıyor ablam. Öyle tamam madem o da hangi kayıt? Hangi hastaneye gidiyor kayıt tamam, çıkartma. Tamam hastane kayıtlarına gidebilirsiniz. Bakabilirsiniz Didem Hanım. Öyle mi tamam, Volkan? Bakın. Volkan öyle mi? Bana yalvardı evet, ablam benim evet, yeter diye. Evet doğru diyor. Baksın hangi hastaneye gitmiş. Volkan aranızda ne kadar yaş farkı var eşinle? Eşim 23 yaşında ben 33 yaşındayım. Ay, 10 yaş fark var. Evet. Çok fazla yaş farkı yok yani var tabii de. Tamam. Çok aşırı ya bir yaş farkı. Zaten biz onu dert etmiyoruz ki Didem Hanım. Evet yani çok biz da sen de küçüksün ya sen de 33 küçüksün daha. Evet. Bak Volkan'cığım ben anladığım kadarıyla yani senin öyle bir endişen olduğun için sen de galiba yaprak üzerinde etkilisin. Dolayısıyla lütfen sağlıklı düşün. O da onun ailesi bak sen böyle seni yaprağın yerine koy. Yaprak senin ailenle görüşmeni istemeseydi ve sana böyle çok asla böyle görüşemezsin ve bunu engelleseydi. Saltanat Hanım da görüşmemen için her şeyi yapsaydı. Sen ister miydin böyle bir şey? Anne babadır ya. Anne babadır bak. Anne babadır. Dolayısıyla çok rica ediyorum onların tek amacı ve tek sadece ve sadece tek amacı çocuklarına kavuşmak. Yani seninle ilgili aslında başka şeyler de var. Bak bana ben onları biliyorum ama konuşmak istemedikleri için saygı duyuyorum. Bize bir çok şey anlattılar. Onların amacı gerçekten yuva yıkmak olsaydı ben de onları söylemiyorum bak. Ya anlatabiliyor muyum? Bak ben de onu söylemiyorum. O bilgi bende. Aynı zamanda Ömer Bey'de. Ömer Bey rica etti. Burada burayı arayanlar vardı. Ben biz izin vermedim. Biliyorum. Evet burayı arayanlar oldu ve seninle ilgili bazı şeyler söylediler. Ama Ömer Bey dedi ki lütfen söylemeyin damadım çok zor durumda kalır dedi. Ben de saygı duydum ve neden, söylemedim. Neden Didem Hanım? Evet. Torunlarım çocuğumun şeyi için kızımın için yarın işinden olmasın. Evet duydun mu? Sonuçta torunlarım esnek götürecek. Olmasınlar. Evet dolayısıyla gerçekten Ömer Bey çok vicdanlı biri. Belki biraz sert olabilir Sever Hanım ama o da bir annedir. O da çok vicdanlı. Sadece evlatlarını görmek istiyorlar. Eşimin sen kötü bir, olduğunu düşünmüyorum. Evet sen bir düşün. Biz bu planlamayı yapalım lütfen. Ömer Bey sizi dışarı alayım. Teşekkür merak ederim. Etmeyin Sever Hanımcığım. Güzel evlatlar yetiştirmişsiniz. Çok sağ olun. Daha burada vedalaşmıyoruz. Yetiştim evladımı gördünüz. Ama, bir şey dedim yok. Siz de emeğinizle çalışıyorsunuz. İyi ki çalışıyorsunuz. Bu elleri onlar kurban olsunlar. Allah razı tamam olsun, mı canım sağ ol, benim? Teşekkür ederim. Sağ ol görüşürüz. Cümleten çok teşekkür ederim. Allah emanet. Bize emanetsiniz sonra da. Konuşacağız.